İsmet rafa kalktı ama ABD ve Yunanistan'ın planları devam ediyor. Euro-Asya Interconnector projesinin açılışı yapıldı. Libya TM Başkanı Akila Salih, Kahire'de ABD'li yetkililerle bir araya geldi. Aliyev'den ultimatum: Zengezur açılmazsa gereğini yapacağız. Aselsan'dan MMU'ya özel kaska entegre kumanda sistemi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD'nin İsmet'ten desteğini çekmesi bazı kişiler açısından beklenen, bazı kişiler açısından da şaşırtıcı bir adım olmuştu. Yunanistan'da daha fazla dile getirilen gerekçe ise ABD'nin Türkiye hassasiyeti nedeniyle böyle bir adım attığıydı. ABD ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik tek enstrümanının İsmet olmadığı da ortaya çıktı. Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın ve İsrail'in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen Euro-Asya Interconnector projesinin sembolik açılış töreni dün Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirildi. İsrail, Yunanistan ve Rumlar Doğu Akdeniz'de suyun dibinden döşeyecekleri elektrik kablolarını Avrupa'ya ulaştıracaklar. Projenin adı ise Euro-Asya Interconnector. Politis gazetesi, Euro-Asya Interconnector yeni bir dönem başlatıyor, enerji izolasyonunu ortadan kaldırıyor. Elektrik faturalarının yılda 200 milyon euroya düşmesi mümkün başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Euro-Asya Interconnector elektrik bağlantısı projesinin Avrupa ortak çıkar projesi olduğunu ve 2013 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin altyapılar listesinde bulunduğuna işaret etti. Açılış töreninin yapılmasıyla birlikte ilk aşamada Güney Kıbrıs'ı Girit üzerinden Yunanistan'la bağlayacak dünyadaki en büyük iki denizaltı güç iletişim kablosunun 2027 yılına kadar kurulum çalışmalarının başlamasının yolunun açıldığına işaret eden gazete, bunun 1000 MW gücünde bir proje olduğunu belirtti. Sonraki aşamada ise bunu İsrail'le yapılacak bağlantının izleyeceğini kaydeden gazete, tam kurulum aşamasında ise projenin 200 MW gücüne sahip olacağını ifade etti. Dünkü günü tarihi olarak nitelendiren Rum lider Anastasiadis, uzun yıllardır süren istişarelerin ve yoğun çalışmaların ardından büyük jeopolitik, stratejik ve ulusal öneme sahip bir proje, Euro-Asya Interconnector'ın inşaat aşamasına geçecek pozisyonda olduklarını vurguladı. Elektrik bağlantısı inşaatının 2027 yılına kadar sona ermesinin beklendiğini dile getiren Anastasiadis, projenin 2028 yılının ilk yarısında faaliyete konmasının beklendiğini sözlerine ekledi. Açılış töreninde konuşan Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simpson, yaşanan enerji krizi dolayısıyla bu projenin öneminin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret etti. Simpson konuşmasında yalnızca birlikte çalıştıkları takdirde fırtınaya karşı koyabileceklerini dile getirdi. ABD her ne kadar Başkan Trump döneminde Sevilla haritasının hukuki bir döneme sahip olduğunu düşünmüyoruz açıklaması yapsa da, Biden yönetimiyle birlikte Türk kıta sahanlığını ihlal eden projelere destek vererek Sevilla haritasını tanıdığını bir kez daha gözler önüne sermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Mart 2021'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa anakarasının dağıtım şebekelerini Euro-Asya Interconnector aracılığıyla Kıbrıs ve İsrail'e bağlama projesini desteklediğini söyledi. ABD'li yetkili ayrıca bu yalnızca elektrik için değil, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını dağıtmak için de bir platform olarak kullanılabilecek uygun maliyetli ve esnek bir rota ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan sonra Türkiye, elektrik hattının inşası için kendi rızası olması gerektiğini bir notayla İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne bildirdi. Türkiye'nin Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne verdiği notanın temeli, Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya ile yaptığı deniz yetki alanları mutabakatına dayanıyor. Bu mutabakatla Yunanistan'ın Doğu Akdeniz üzerinde Girit Adası üzerinden hak iddia ettiği alanların hiçbir hükmü kalmamış oldu. Başka bir deyişle Girit'in çevresi Türkiye ile Libya'nın deniz alanları olarak tescil edildi. Türkiye'nin notasında sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs ve Girit Adaları arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanından geçtiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma gerektiriyorsa, Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışması gerektirmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye önceden bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. Yunan basını ise bunun Türk kıta sahanlığını tanımak olacağını belirterek izin talep edilmesine karşı çıktı. Yunan basınında çıkan haberlerde hattın güzergahının Türk kıta sahanlığından geçmediği iddia edildi. Böylece Sevilla haritasındaki sözde sınırlar bir kez daha gündeme getirildi. Uzmanlar, Ankara'nın daha önce de söylediği gibi Libya mutabakatı öylesine önemli ve hayati ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olmadığı neredeyse hiçbir denklemin yaşama şansı olmadığını belirterek, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz hamlelerinin doğurduğu sonuçların daha çok başındayız. Türkiye-Libya mutabakatı ve o konudaki ısrarlı tutumu,
iradesiyle koca bir haritayı kendi lehine değiştirdi. Bunun Türkiye adına önümüzdeki yıllarda çok ama çok daha güzel sonuçları olacak diyor. Mısır ve Libya basınında çıkan haberlere göre Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Augule Saleh, ABD'nin yakın doğu işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Barbara Leaf ve ABD'nin Libya özelelçisi Norland arasında Cuma günü Mısır'ın Kahire'de ev sahipliğinde bir görüşme yapıldı. Yapılan görüşmenin Libya'daki krizi çözmek amacıyla seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasına ilişkin olduğu belirtilen bu görüşmede Libya-Türkiye mutabakatının da konuşulduğu belirtildi. Haberde Salih'in daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdelhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti tarafından imzalanan her türlü mutabakat zaptının geçersizliğine ilişkin resmi bir mektup gönderdiği belirtildi. Ulusal Birlik Hükümeti'nin yasal bir etkisinin olmadığını ve Libya devletini bağlamadığını kaydeden Akile Saleh, Dibeybe hükümetinin görev süresinin siyasi anlaşmanın şartlarına uygun olarak anayasal olarak sona erdiğini ve Aralık 2020'de yayınlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından yayınlanan yol haritasında belirtilen görev ve görevlerini yerine getirmediğini açıkladı. Mısır ve Yunanistan, görevi sona eren Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin uluslararası anlaşmalar imzalamaya yetkili olmadığını bir kez daha teyit etti ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Astana'daki BDT zirvesinde yaptığı konuşma uzun süre analiz edilecek. Paris'e karşı eşi benzeri görülmemiş sert açıklamalar, ilk kez Ermenistan'ın devlet terörü politikasıyla suçlanması, Erivan'ın doğrudan sorumluluğuna ilişkin açıklama ve çok daha fazlasına işaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, özlü ve sert konuşmasında her şeyden önce Ermenistan'a bir ultimatum verdi ve arabuluculara açık bir mesaj gönderdi. Yani Azerbaycan'ın onlardan ne beklediğini açıkça ortaya koydu. Aynı zamanda Fransız makamlarına karşı sert suçlamalar dile getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı sadece Paris'i arabulucuktan devre dışı bırakmakla kalmadı. Azerbaycan'ın rızası olmadan ve ülkemizin çıkarları dikkate alınmadan prensipte bölgede arabulucuk görevi yapılamaz dedi. İlham Aliyev, Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğuyla Kasım 2020'de üçlü bir deklarasyon kabul edildi. Azerbaycan, Ermenistan'dan Karabağ'a engelsiz erişimin sağlanması da dahil olmak üzere bildirgenin tüm maddelerini yerine getiriyor. Ermenistan bildirgenin üzerine düşeni yerine getirmiyor. Yani Azerbaycan'ın ana bölümünden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yasal zorunluluk olan engelsiz erişim sağlamıyor ve Ermeni silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından henüz çekmemiştir dedi. Aliyev ayrıca Erivan'ı devlet terörü politikası uygulamakla suçlayarak Ermeni yetkililerini mayın terörü, 90'larda Azerbaycan'daki terör saldırıları ve Azerbaycan diplomatik misyonlarına yönelik bir dizi saldırıdan sorumlu tuttu ve Azerbaycan'ın sabrının sınırsız olmadığı konusunda uyardı. Aliyev yasal yükümlülüğüdür ve henüz Ermeni silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çekmemiştir. Hala sabır gösteriyoruz ama bu sınırsız da değil. Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin bu iki önemli noktası hayata geçirilmezse uygun şekilde hareket etmekten başka seçeneğimiz kalmayacak ifadesini kullandı. Öte yandan İran Tasnim Ajansı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Tahran'ın Bakü ile Erivan arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu açıkladığını, bu teklifi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı görüşmede dile getirdiğini ve Reis'in İran'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yeteneklerini kullanmaya hazır dediğini yazdı. Aselsan Milli Muharip Uçak için özel bir kaska entegre kumanda sistemi geliştiriyor. Söz konusu sistemin bir benzeri Avcı Kaskı adı altında Atak helikopterlerinde kullanılıyor. Aselsan'ın bu milli projesi hiç yabancı olmadığımız tarzda Yunan basınında da alaycı haberlere konu oldu. Ütopya, Türkiye'nin milli savaş uçağından sonra şimdi de pilotları için özel bir kask. Başlığını atan Pentepost takma, özel kask sayesinde milli muharip uçak pilotu uçağın gövdesi yokmuş gibi görecekmiş. Türkiye'nin görkemli planlarının tanıtımı bitmiyor. 5. nesil yerli avcı uçağı TFX projesi için bastırıyorlar ve şekilleniyormuş izlenimi vermeye çalışıyorlar ifadesini kullandı. Onlar inanmasa da biz özel kaskı anlatalım. Kaska entegre kumanda sistemleriyle pilotların uçuş ve görev esnasında ihtiyaç duyduğu özet bilgi gözlerinin önüne getiriliyor. Bugünkü sistemlerin ilk ortaya çıkışı 50 yıl öncesine dayansa da günümüzde benzer sistemleri geliştirip üretebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kaska entegre kumanda sistemleri genel olarak kask ve gösterge modülleri, kafa takip sistemi ve elektronik birim bileşenlerinden oluşuyor. Kask modülü temel bir uçuş kaskından beklenen tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Gösterge modülü sembolize olarak adlandırılan uçuş ve silah sistemleriyle ilgili bilgilerle platformdaki sensörlerden gelen videoların pilota gösterilmesini sağlıyor.
kafa takip sistemi de pilotun baktığı yöne yönlendirilmiş silah ve sensör sistemleriyle muharebe etkinliğinin artmasına imkan veriyor. Sistemin beyni olarak tanımlanabilecek elektronik birimde de bu fonksiyonlar için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Birçok hava aracı için geliştirilen kaska, entegre kumanda sistemleri daha çok hava araçlarında kullanılıyor ve kullanıldığı platforma göre farklı özellikler kazanabiliyor. Örneğin helikopter platformları için fırlatma koltuğu uyumluluğu bulunmazken, uçak platformları için bu en önemli konuların başında geliyor. Taşıdıkları önem nedeniyle kaska entegre kumanda sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yurt dışından tedarik edilmeleri durumunda düşük performanslı ürünlerin verilmesi, güncelleme olanağı olmaması ya da bunlar için yüksek bedeller talep edilmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak Projesi'nin kaska entegre kumanda sistemi, T-129 Atak helikopterinde olduğu gibi Aselsan tarafından geliştiriliyor. Binoküler ve vizör yansıtmalı olarak geliştirilen sistemde, renkli ekran ve sayısal gece görüş teknolojileri ilk kez kullanılacak. Böylelikle semboloji bilgisinde renklere özel gruplandırmalar, dost, düşman ve benzeri yapılabilecek. Kafa takip sistemi olaraksa hibrit bir sistem tasarlanıyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.